Yapışkanlı bantlar istisnasız her evde bulunuyor. İş kolaylığı sağlayan bu bantlar düz olduğu gibi logolu da basılabiliyor. Sellotape, yapışkanlı bantların kurucusu Necmi Ulaş, özellikle bilişim, teknoloji, kargo şirketleri için logolu bantların güvenlik anlamı taşıdığını da izah ediyor. Sanayici kimliğiyle tanınan Necmi Ulaş, 1983 yılında tanıştığı yapışkanlı bant sektörüne yatırım kararı alıyor. 1985 yılında ithalatla başlayan süreç imalatla devam ediyor. 90'lı yıllarda makine yatırımları hız kazanıyor ve müşteri talepleri büyümeyi gerekli kılıyor. 85'te kendi firmamı kurdum, ayrıldım şirketten ve banta devam ettim. Banta devam ederken de o zaman şartlar çok zordu, yani ithalat, gümrük tabi, serbestlik yok. İşte özel müsaadeler alarak yurt dışından ürün getirip pazarlıyorduk. Sene 89-90'da da makinelaşmaya başladık. Baskı makinesi aldık, kesim makineleri aldık. Yavaş yavaş işte küçük derken işletmeyi kendi çabamızla bir yerlere getirdik. Zamanla müşteri bizi biraz zorladı. Onlara karşı daha büyük makineler, daha büyük işletmelere geçmek durumunda kaldık. Yani biz neredeyse 100 metrekarelik yerden 4000 metrekarelik bir fabrikaya çıktık. Zincir marketlerde firmanın Sellotape ürünleri alıcıyla buluşuyor. Necmi Ulaş, amacımız fabrikalarla çalışmak, onların özel taleplerine yanıt vermek diyor. Daha çok logolu bantlar olmak üzere yine fabrikalara çalışıyoruz. İzmir'in büyük firmaları, işte Ankara'da, diğer şehirlerde olan birkaç firmalara çalışıyoruz. Bizim ürün de polipropilen üründür. Yandığı zaman zehirli bir gaz dışarıya vermez. O yüzden ekolojik sayılır. Gıdayla veya diğer şeylerle temas olmadığı için herhangi bir problem yoktur. Bugün dünyada en fazla kullanılan üründür. Her evde ürünlerimiz var diyen Necmi Ulaş, yapışkanlı bandın kullanım alanının genişliğine dikkati çekiyor. Eskiden evde iple sararlardı, bir paket yapsalar, şimdi bantla sarıyorlar. Sektör olarak gıda sektörü, ambalaj sektörü, ilaç sektörü, nakliye sektörü, evden eve taşımacılık sektörü. Yani aklınıza gelebilecek ihracat yapan herkesin, hepsinin kullanacağı bir ürün bu. Kimi işletmeler düz bandı tercih ederken, kimileri logolu bant talebinde bulunuyor. Logolulardaki amaç hem bir garanti bantı özelliği taşıması. Çünkü o bantla kapanan koli ancak varıcılığı yerde açılacaktır. Daha önce açılmışsa tekrar yapışmayacaktır. Ne olacak? Logolu bant yoksa adamın logolu bantını bulamayacağı için karşı taraf bu ürünü almayacaktır. Tabii bunu her tüketici böyle bakmaz. Reklam diye bakar aslında. Eskiden böyle öyleydi ama biz bunları anlatmaya çalıştık. Bunu bilinçli olan fabrikalar, bilinçli olan tüketici daha çok talep ediyor. Necmi Ulaş, hizmet prensibimiz müşteri memnuniyeti üzerine kurulu diyor. Piyasada hani her tarafa bant satalım diye bir amacımız yok. Bizim için birincisi müşteri memnuniyeti. Biz müşteriye verdiğimiz ürünün iyi olmasını istiyoruz ki o ürün problem yaratmasın. Ucuz ürün almıyoruz. Aldığımız her ürünün ISO belgesi vardır. Kalite kontrolleri yapılmıştır. Belirli firmaların ürünlerini kullanıyoruz. Biz bu her verdiğimiz ürünün arkasındayız. Hatalı bir ürün oldu, hemen gidip telafi edip değiştirebiliyoruz. Bunda yılların verdiği bir güven bu. Hangi fabrika nasıl üretim yapar bilirim. Kimin ne talebi vardır bilirim. Müşterimi takip ederim. Ne zaman bantının biteceğine kadar bilgim vardır.
Ulaş, özellikle teknoloji, bilişim ve kargo şirketleri için logolu yapışkanlı bandın önemini izah ederek sözlerini noktalıyor. Nakliyat firmaları, kargo firmaları hepsi bant kullanıyor. Çünkü onların kolilerinin artık kendi logolu bantlarıyla kapanması lazım. Elektronik sektörü, bilgisayarcılar, bunlar televizyoncular, bunların hepsi kendi logolu bantlarını kullanmak durumunda. Çünkü artık içindeki en ufak bir küçük detay bile büyük paralar yapıyor. Onun için bunların çok güvenli gitmesi lazım.